hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, süs sanayicimiz, çok değerli genel müdürüm, çok değerli divan heyetimiz, bakanlık temsilcimiz, genel kurulumuza tekrar hoş geldiniz. ...2016 yılı Mali Genel Kurulu sizlerin sayesinde bir ev, bir olarak, güçlü olarak birlikte daha da büyüdük. Artık bu salon da bizi almamaya başladı. İnşallah seneye başka daha büyük salonlarda genel kurulumuzu yapacağız. Değerli ortaklarımız, bildiğiniz üzere kırkınlarımız olduğu için, misafirlerimiz olduğu için bizi onurlandıran sayın milletvekillerimize ve gönlü büyük, yüreği büyük sayın belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz katılımdan dolayı. Şimdi 2016 yılı faaliyet raporunu size arz edeceğim. Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Üyeleri, kooperatörümüzün değerli temsilcileri, değerli konuklar, değerli basın, Edirne Kooperatör Birliği'nin 2016 yılı genel kuruluna hoş geldiniz. Seçildiğimiz günden bugüne kadar genel merkez birlikleri, il birlikleri, birim kooperatörümüzle beraber çalışma dönemine yoğun ve başarılı çalışmalarımızı sığdırdık. Birliğimize ortak kooperatörümüzü, kurum ve kuruluşların temsilcilerini birliğimize yakışır bir şekilde ağırladık. Bu döneme ilişkin çalışmalarımızı aşağıdaki başlıklar altında sıraladık. 1. Bildiğiniz üzere süt pazarlığımızı birim kooperatörümüz, il birliğimiz ve genel merkezimiz için hayati önem taşıyan bir çalışmadır. Bu konuda bu işi yapan kooperatörümüzün ve birliğimizin aldığı birim miktarları süt pazarlamasının artması ile büyük değerlere ulaşmıştır. Birliğimizin geçmiş yıllara ait borçları gününde ödenerek iyi bir kazançla 2016 yılı hesapları kapatılmıştır. Göreve seçildiğimizde 50 kooperatiften günlük ortalama 105 ton süt alırken bugün 148 birim kooperatifimizden günlük ortalama 420 ton süt alır konuma gelmiş bulunmaktayız. Süt pazarlama işinde hedefimiz günlük 450 ton süte ulaşmaktır. Bu aynı zamanda kalite ve verimliliğin artması çalışmasında beraberinde getirmektedir. Bu konuda düzenleme çalışmamız devam etmektedir. Süt işi yapan kooperatörümüzü destekledik. Süt işi yapmak isteyen kooperatörümüzü ve yeni kurulacak kooperatörümüze de her türlü maddi manevi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca girdilerimizin düşmesi ve üretimimizin artması için kooperatörümüzün talepleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız resmi gazetede yayınlanan tehditlere ve desteklemeden ve projelerden faydalanmak için ilçelerimizde çeşitli tarihlerde toplantılar yapılmış, aynı zamanda süt firma yetkilileriyle süt işi yapan kooperatörün sorunlarının tartışıldığı çok sayıda toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantılarda çözüm önerileri tartışılmıştır. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren üçlü sözleşmeler yapılarak açık pazar kapatılmış, kooperatörümüz güvence altına alınmıştır. Birliğimize ortak 96 kooperatifimizin süt faturaları, müstahsil makbuzları yeni kurulan teknolojik sistemde birliğimiz tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Diğer süt işi yapan kooperatifimizin istemeleri halinde süt faturaları, müstahsil makbuzları birliğimiz tarafından düzenlenecektir. 2016 yılı içerisinde birliğimize başvuru yapan 145 kooperatifimizin 6.785 ortağının buzağa başvuruları yapılmıştır. Süt işi yapan 148 kooperatifimizin 6.700 ortağına 6.630.000 TL süt ödeme destekleme ödemeleri yapılmıştır. Kooperatifimizin değerli temsilcileri, birliğimizin süt faaliyetleri ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Yönetim kurulu olarak yoğun bir şekilde çalıştık.
Sizlerden aldığımız güven, destek sayesinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. 2. Çeltik ve sulama kooperatörümüz. Sulama kooperatörü genelde çeltik ekimi yaptıklarından çeltik fiyatları, tarımsal elektrik borçları, aylık fatura ödemeleri gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığından göreve geldiğimizden bugüne dek bu sorunların çözümü için mücadele verdik. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüren birliğimiz çalışmalarını genel olarak tüm üretici ve çiftçi kuruluşlarının katılımı ile ortak bir platformda sürdürerek başarılı sonuçlar almaktadır. 3. Orman Kooperatörü. Orman Kooperatörü ile ilgili çalışmalarımız Orkop Merkez Birliği'nin yapmakta olduğu eğitim çalışmalarından birbirimize bağlı ormancılık işi yapan kooperatörümüzü ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Birliğimizin bağlı olduğu genel merkez birlikleri, il birlikleri ve ortağımız olan birim kooperatörümüzle her türlü çalışmamız devam edecektir. Ayrıca birbirimize ortak olan çalışma konuları farklı kooperatörümüzün yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ederek gerekli yardımları yaptık. Birbirimize bağlı ortak kooperatörümüze bir o malzemeleri alarak koltuk, sandalye aldık. Diğer iş ihtiyaçları olan dolap, masa alımı yapılarak kooperatörümüze dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca kooperatif ortaklarımıza promosyon malzemesi olarak şapka, yedek, çanta ve bunun gibi ürünlerin dağıtımı yapılmıştır. İhtiyaçlar doğrusunda promosyon malzemesi dağıtımına devam edilecektir. Raporumuzu arz eder, genel kurulumuza saygılarını sunarız. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erken, Başkan Yardımcısı Mümin Karayavru, Burhan Kahraman, İsmail Arslan, Ali Şimşek, Mustafa Eren, Celale Altın. Saygılar sunarız efendim. Sağ olun, var olun.